Ya kardeşim toplanıyorsunuz 6 parti 60 bin oyu alan Türkiye'de esamesi okunmayan varlığının yokluğundan Türkiye'nin haberi olmayan toplam 60 bin oylu Demokrat Parti'yi masaya koyuyorsun. Ülkenin %20 nüfusunun en çok siyasal anlamdaki temsil kabiliyeti taşıyan bir kesimini masaya almıyorsun. Peki biz o zaman şunu sorma hakkımız yok mu? Sizin Erdoğan'dan tam olarak ne farkınız var? hangi alanda Erdoğan'dan farklı oluyorsunuz? Eğer toplumun bir kesimini dışarıda bırakacaksanız, Erdoğan da toplumun bir kesimini dışarıda bırakıyor zaten. Mesele sadece Kürtler değil ki, o da diyelim ki sekülerleri, solcuları bırakıyor. Siz şunu kavramıyorsanız, ya bu ülke dağıldı, kurumları yok ettiler, eğitimi yok ettiler, ekonomiyi yok ettiler, değerleri yok ettiler, devleti yok ettiler, dağılmış bir ülkeyi ancak toplumun bütün kesimleriyle bir arada olursak toparlayabiliriz. Duygusuna hala gelmediyseniz ve o masanın etrafına doğası gereği Erdoğan'dan aman bizi şöyle manipüle eder. Aman Bahçeli bizi şöyle manipüle eder diye toplumun bir kesimini bu Kürtmüş, Aleviymiş, Türkmüş hiç fark etmez. Saadet Partisi'nde almasınlar aynı şeyi söylerim. Türkiye İşçi Partisi'nde almıyorlar aynı şeyi söylüyorum. Bu ülke bu yıkımdan ancak toplumsal bütünlükle çıkabilir. Bunu ne sadece Kemal Bey çıkarabilir ne de Meral Hanım. Biz ben deyip durmasınlar millete. Hiç kimsenin süpermen olmadığını, elinde sihirli denek olmadığını biliyoruz. Bize tek başına biz kurtarıcı aramıyoruz. Ne Kemal Bey'den Türkiye'nin kurtarıcı olmasını bekliyoruz. Ne de Meral Hanım'dan kurtarıcı olmasını bekliyoruz. Ne Ekrem İmamoğlu'ndan ne Mansur Yavaş'tan. Şunu bir kere zihinlerine yazmaları gerekiyor. Burada ağır bir tahribat var. Bu ülke artık yönetilemez durumda. Çok güçlü yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var. Yani anayasaya, yeni kurumlara, yepyeni bir ahlak anlayışına, yepyeni bir değerler silsilesine. Bütün bunlar bir kişinin yapabileceği bir şey değil. O yüzden sen toplanıyorsun altı muhalefet partisi. HDP'yi dışarıda bırakıyorsun. Meclis'teki Türkiye İşçi Partisini dışarıda bırakıyorsun. Sırf adından dolayı çünkü meşruiyetin alanını çizen Erdoğan olduğu için Demokrat Parti diye bir partiyi alıyorsun oraya. Bir görüntü veriyorsun. Bir de bize topluma dönüyorsun. Haklı olarak diyorsun ki biz parlamenter sistem ortaklaşması için yapıyoruz diyorsun bu toplantıyı. Bir taraftan 6 parti toplanıyorsun. Öbür taraftan her biriniz ayrı ayrı parlamenter sistem açıklaması yapıyorsunuz. Amacınız bir şey mi yapmak? Yoksa toplumun gazını almak üzere bir görüntü.